Evet. Ne oldu? Ne diyorsun? Kolyemi düzelteyim. Tamam. Ben de diyorum, ne oluyor? Şimdi benim anladığım kadarıyla bu var. Başka arkadaşlarım da aradılar. Tabii hani insanlar bir yaştan sonra yalnızlıkta söz konusu olunca çocuğu da yok. Değil mi Feride Yok, Hanım? bir çocuğu yok. Anladığım kadarıyla sosyal medyadan birileriyle tanışıyor. Doğrudur, biz haberimiz yok. Yani bunu bilenler var mesela. Ankara'da yaşadığınız akrabalarınız var, Emine Hanım falan. Hani mutlaka sizinle de konuşmuşlardır. Sizinle de paylaşmışlardır yani. Biz yine hiçbir şeysini paylaşmadık. Allah şahidimdir. Hayır ama akrabalar kendi aralarınızda konuşmadınız mı hiç? Akrabalar bize hiçbir şey demezdi. Hiç söylemediler. İnan ki ona öyle bir şey söylemediler bize. Bilen varsa çıksın söylesin. Bilen varsa söylesin. Aha biz buraya çıktık. Neyse söylesin. Kime i̇şte ne dediyse, siz söylemiyorsunuz kime ne diye birileri de bağlanıp söylemek istemiyor. Söylesin. Ben izin söylesin. Veriyorum. Neyse söylesin. Söylesin. Biz de duyalım. Biz de bilelim. Biz vallahi bilmiyoruz. Bak Rabbim biliyor. Şimdi Kırıkkale Emniyeti bu evdeki laptopu falan aldı ya. Şimdi onları inceleyecekler tabii. Hani kiminle ne yazışmaları olduğunu. Oradan daha net bilgileri onlar edecekler. Elde edecekler ama başka şimdi bütün herkes sizi biliyor. Evet. Çünkü size hep anlatmış. Ama başka kim vardı görüştüğü hayatında? Şimdi Müge Hanım ben sadece şunu söylerim. Ben zaten böyle bir olayların olduğunu bilsem hani 5 kişiyle görüştüğünü kesinlikle ben konuşmamda etmemde. Dün dikkatimi çeken bir şey oldu. Çarşamba gün benim bağlandığımda buraya Emre Bey benimle telefonla konuştuklarını inkar etti. Farkındasınızdır. Halamın pisliklerini temizleye bitiremedik. İşte 5 kişinin numarası var. Konya'da birine hamileyim demiş dedi. Dün sabah burada da inkar etti. Ta ki arkadaşı canlı yayına bağlanana kadar hep inkar etti. Ya onu inkar etmenin şeyi, bunu şey, tehdit etmişler. Bunu böyle söylemedi o çocuğu. O da korkudan söyleyememiş. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Bütün oklar bana yönelmişken bunlar da lütfen bir ciddiye alınsın, araştırılsın. Bilen birileri Tabii var demek ki. işte şöyle bir şey var. Emre'nin de söylediğinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Sizin de söylediğinizin doğru Ha. olmadığı ortaya çıktı. Yani Benim telefona hangi... bağlanan kişi Emre'ye sizin iddia ettiğiniz gibi halamın başka görüştüğü insanlar var dediğini de duydum dedi. Dedi. Sizin de Kırıkkale'ye o sabah gittim beni ekti dediğinizi duydum dedi. Şimdi eğer Bak. Emre'nin o dediği doğruysa sizin için de bu doğru olmuş oluyor. Bakın ben Tabii yine aynı. diyorum. Bu olay cereyan ettiğinden itibaren bana ilk telefon edilenden bu yana hiçbir kimseden kaçmadım. Hep telefonlarımı açtım. Herkese izah ettim. Ve buraya Ve kadar da buralara geldim. geldiniz. Teşekkür Bundan ederim. sonra da gelirim. Sonu nereye varı varsın gelirim. Sadece aklanmak, temizlenmek istiyorum. Şu 2 gündür benim de bir ailem var. Tamam, hatalarım var. Başta bu sosyal medyaya giriş hatam var. Kabul ediyorum. Ama bunun neticelenmesini sizin kadar ben de istiyorum. Ta ki ben Emre Bey'den bu telefonda bu temizleye bitiremedik halamın olaylarını dedikleri itibaren şok oldum. Ben de istiyorum ki bir an önce ben açığa, yani ne olduğu belli olsun, ben temize çıkayım. Şu anda benim iş hayatım, ev hayatım, her şeyim perişan oluyor. Ve ben buraya sonuna kadar da gelirim, ne zaman istersen. Öf. Hiç kaçmadım, hiçbir telefondan saklanmadım. Bir Beni korkum yok emniyet, diyorsunuz. yok asla, Allah katında, kul katında da beni araştırın, sorun. Geçmişimi, 7 ceddimi araştırın. Nokta kadar hiç polisle, emniyetle, böyle bir şeylerle hiç işim olmadı. Sorup soruşturabilirsiniz. Siz ne zaman ne kadar isterseniz de ben burada gelmeye, o gün de dedim Kırıkkale Emniyet Amirliği'ne ifade vermeye de hazırım. Soruşturun, Şimdi onlar da araştırın. zaten yeni Gittiysem... dosyayı ele aldılar. Evet. İşte çok da ilgililer yani valiye kadar konuyla ilgilendi. Haberdar. Sosyal medyadan anladığım kadarıyla zaman zaman birileriyle tanışıyor. Tanıştığı kişilerden birisi Hikmet Bey. Diğeri de Emre Bey. Dün bahsetmiştik tır şoförlüğü yapan Emre Bey. Emre Bey günaydın. Günaydın, hayırlı yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz kaç yaşındasınız? Ben 34 yaşındayım. Arkadaş ya bu. Peki nasıl tanıştınız? Ya biz işte sosyal medyadan tanıştık kendisiyle, Beyiş'ten. Ya nasıl buldu sizi? Hepsini buldum. 2017'nin 6. ayında mı öyle, 7. ayında falan bir tanışmamız oldu. Zaten yüz yüze pek görüşen bir insan değildik. Sadece telefonda görüşüyorduk, telefonda konuşuyorduk. Hayır, yani Zamanla nasıl tanıştınız sosyal medyadan? Yani kendisi yazdı bana Messenger üzerinden. anladım. Paylaştığım paylaşımları beğendi. Oradan yazdı. Anladım. Ondan sonra bizim öyle bir tanışmamız oldu. Zaten pek
yüze görüşmedik biz kendisiyle de. Yani bir iki defa yüz yüze gelmişliğimiz var. Bu devamlı zaten Ankara'ya gelip giderdi. Siz de Ankara'da mı yaşıyorsunuz? Evet, Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara'ya sizi ziyarete mi geliyordu? Hayır, akrabaları vardı. Onları ziyarete geliyordu. Birkaç akrabası vardı. En son beni aradı dedi, beni dedi bir Abidin Paşa'ya bırak dedi. Arabam yok dedi. Ben de aldım bunu, Abidin Paşa'ya bıraktım. Ertesi gün beni aradı tekrar. En son zaten görüşmemişti. Ertesi gün beni aradı dedi, şeye bırak beni, Kırıkkale'ye. Ondan sonra ben de olur dedim, bırakayım dedim. Geldim Hamak Köprü'den aldım bunu. Ondan sonra buna bir telefon mu geldi, mesaj mı geldi, bir şey geldi. Ondan sonra bu bana dedi, beni dedi şeye bırak dedi, Ankara'nın çıkışında otobüs terminali var. Otobüsleri indirip bindirdikleri yer, işte yolcuları. Ben bunu oraya bıraktım, o otobüse bindi gitti. Zaten ondan sonra da hiç görüşmedik kendisiyle. Niye? Vallahi bilmiyorum ya, orada bir ağızdalaşımız oldu yani. Kendisi hani hayırdır kim o falan filan dedim. İşte sürekli telefon geliyor. Zaten sürekli çeşit çeşit numaralar arıyordu beni. Yani aynı numarayla sabit. Siz Feride Hanım'a bir telefon gelip o inmek isteyince siz de yani kim arıyor dediniz. Böyle bir tartışma yaşadınız, evet, için mi bir daha görüşmediniz? Evet, öyle bir tartışma yaşadık. Ben de bunun kendisini çalışkanlar benzinlikte bıraktım. 2018'in ya 4. ayı olması gerekiyor ya 5. ayı. Yani öyle bir şey olması lazım. Ondan beri de zaten görüşmedik kendisiyle. Peki sizi aramadı mı hiç bir daha Sevcan? Hiç aramadı. Siz de aramadınız. Ben de aramadım, o da aramadı. O zaman demek ki birisinden telefon geliyor falan diye siz de yani duygusal bir bağla görüşüyordunuz. Ya duygusal bağla değil. Zaten ben kendisi benim yaşım şu diye tanıtmadı ki. 38 yaşındayım diye tanıttı kendisi bana. Size 38 yaşındayım dedi. Evet. Ama siz de gözlerinizde görüyor herhalde. Ya şimdi bir görme probleminiz var mı yani? Efendim? Bir görme probleminiz var mı? Yok, şoförüm ben, gayet güzel görüyorum. Tamam, yani görme probleminiz yoksa size 38 yaşındayım diyor ama resimleri de var ya yani, hani o anlamda soruyorum. Yani resimleri var da yani şimdi ben 38 yaşında olup da veyahut da 55 yaşında olduğunu bilemem ki yani. Ben nüfus memuru değilim yani. Açıp da bakacak da halim yok. Yani canlı olarak da gördüğünüz zaman yani, yine yaşının 38 olup olmayacağı konusunda bir kanaat sahibi olmadınız mı? Veya yaşını yalan söylediği konusunda bir şey düşünmediniz mi? Ya zaten anlattıkları ben kendim çok çektim. İşte şöyle oldu, böyle çile çektim. Yani bunları falan kendisi söylüyor durmadan. Ben dedim herhalde dedim, bayağı bir dedim çile çekmişsin dedim. Hani biraz yaşlı duruyorsun zaten. Yani hani çektiği çileler de yaşından fazla mı gösteriyor diye düşündüm. Yani öyle düşündüm ben yani açıkçası ben. Evet. Şey yapmadım. Bir şey söyleyeceğim, bunu gerçekten mi söylüyorsunuz yani? Yani inanarak mı söylüyorsunuz? Vallahi ben yalan konuşmuyorum hani ne olduysa onu söylüyorum. Zaten kendisiyle de bir şey nedir ben görüşmüyorum da konuşmuyorum da. Evet. Ankara'daki kaldığı kişilere sizden çok bahsetmiş. Vallahi o zaman görüşüyorduk. Biz telefonla sürekli konuşuyorduk. Ben sürekli yoldaydım. Hı hı. Görüşme şeyimiz de olmadı. Anladım. Şimdi mesela Ankara'da kaldığı akrabalarından biri bir hanımefendi telefon attığımızda. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz Emre Bey ile ilgili ne biliyorsunuz? Ne anlatmıştı size Feride Hanım? Feride Hanım işte internet üzerinden tanıştığını, ondan sonra o gün bize geldiğinde zaten hani onunla buluşmak için gelmişti. Hı hı. Sonra işte akşam üzerine mi doğruydu işte gelecek beni alacak dedi. Ondan sonra hazırlandı bayağı bir işte. Onunla buluşmaya gitti. İşte benim kardeşim falan annem onu arkasından baktı. Hani nereye gidiyor, kimdir, neyin nesidir diye. Ondan sonra onun tırına bindiğini gördük. Ya, tırla mı geldi aldı evin önüne? Çok havalı ha. Tırla mı geldi aldı? Samsun yanından olması lazım. Ha, iyi. Tırla yani ama. Evet. Evet. Ondan sonra yani, onlar bindiler gittiler. Ben dün beyefendiyle de konuştum telefonda. Şey dedi, Mamak Köprüsü'nün üstüne bıraktım dedi.
O gün işte Abidin Paşa'daki akrabalarına gitmiş. Sonra ertesi gün Taksim'le almaya geleceğim demiş. Ertesi gün kendi arabasıyla alacakmıştı. Arkadaşın arabası galiba. Ondan sonra da işte ben yine dün konuştum telefonda. Ben aldım evet dedi. Sonra giderken yolda dedi bir tartışmamız oldu dedi. İşte hani eve gidip çay kahve içeceksin dedi. Beyefendi hani kendi Sedir Hanım'ın evinde mi kendi evinde mi bilmiyorum onu sormadım. Sonra bir olay oldu dedi işte bir tartıştık istemiyormuş gibi falan yaptı dedi. Ben de hani sert çıktım dedi hani gelmek istemiyorsan sen bilirsin falan dedim dedi. Çalışkanlar dün bana söyledi benzinliğinden bıraktım o gün dedi. Ama şöyle bir şey var benim Feride Hanım o gün annemle konuştuğumda benzinlikteyken ya annem aradı ya da Feride abla aradı yanlış hatırlamıyorsam. Annemle konuştuk evet işte benzinlikteyiz falan demişti o gün oturuyoruz ondan işte bir ara verdik bir şey edelim sigara falan alıyoruz demiş. Ondan sonra oradan da tekrar hani gidiyorlardı adam Emre Bey beyefendi bıraktığını söylüyor fakat ama o gün Feride Hanım hani orada olduğunu evet telefonla biliyoruz ve devam ettiğini de biliyoruz. Ama sonradan belki işte yayında söylemek istemiyorum ama bir olaylar olmuştu. Olaylarından birkaç gün sonra işte hastanelik bir olayı vardı. Telefonda konuştuğumuzda da şey oldu. Otobüse binmiş bir yerden sonra. Ondan sonra evine öyle gitmiş. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz bunu. Aslında ben söyleyeyim hanımefendi. İşte size dün konuştuğumuz bebek aldırdım davası ya da siz mi öyle düşündünüz o mu size öyle söyledi? Bebek aldırdı değil bunu ben bebek aldığımı zaten hani söylemedim böyle bir şey düşünmedim. Hı. Şöyle oldu biz ulaşamadık o gün sabaha kadar olması lazım ya da akşama kadar ondan sonra akşama kadar sonra biz sabahına işte birisinin internet sayfasının olması lazım işte hastanede falan diye gördük. Ondan sonra hani aradık ne oldu falan diye ulaşmaya çalıştık bir şekilde birine ulaştık. Böyle böyle hastanede denildi. Ne oldu denildi? İşte rahmine sert bir cisimle darbe almış ve de rahmi alınmış diye biliyoruz biz. Yani ya da orası temizlenmiş ya da bir kisti varmış. Bu tarz bir şey duyduk. Ameliyat olmuş. Peki yani Emre Bey'le görüştüğün ertesi günü mü olmuş bu yani? Evet Emre Bey'le görüştü. Biz ondan sonra zaten bizi benzinlikten sonra konuşamadık. O gün akşam olmuş. Ve de bize mesela annemle sonra Feride Hanım konuştuğunda işte ben otobüsteydim de otobüste bir anda böyle kanamam başladı falan derdi ama ne kadar inanılabilir. Emre Bey haberiniz var mı sizin bu konudan? Evet haberim var. Ama o ilk görüşmemizde ya biz bununla birkaç kez görüştük. Yani ilk görüşmemizde olan bu olay değil yani. İkinci görüşmemizde ben bunu bıraktım. Yani bu kendisi gitti zaten. O hastaneye gitmiş. Bu son görüşmeniz mi yani bu? Kavga ettiğiniz son? Yok. Son görüşmemizde Abidin Paşa'ya gitti. Oradan geldi. Mama köprüden aldım. Çalışkanlara bıraktım ben bunu. Tamam bu hastaneye gittiği ikinci görüşmeniz mi? Siz üç kere mi görüştünüz toplamda? Ya toplamda biz bununla üç kere görüştük. İkinci görüşmemizde hastaneye gitti. İkinci görüşmemizde de yani sapasağlamdı. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Siz sadece kavga ettiniz, bıraktınız. Peki siz Feride Hanım'ın başına ne geldiğini düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir bilgim yok. Yani ben yayını dinledim. 4-5 tane hattı var. Zaten beni çeşitli numaralardan aradı. Yani şimdi ben 55 yaşındaki bir kadının 45 yaşında birine ya da 35 yaşındaki biriyle görüşme isteğini anlarım da. 35 yaşındaki birinin 55 yaşındaki biriyle görüşme isteğinin altında yatan nedenleri anlama çabasındayım. Yani o görüşmek ister. Ama hani hangi nedenle yani bunun için bunun altında bir çıkar meselesi de ararım açıkçası. Her zaman söylüyorum beraber oturduğunuz, kalktığınız, bir hayatı paylaştığınız insanlar arasındaki yaş farkı önemli değildir. Yıllar içinde arkadaşsınızdır, dostunuzdur. Komşusunuzdur. Birbirinize aradaki yaş farkı o zaman yok olur. Aşık olursun. Orasını anladım ama sosyal medyada ben onun fotoğraflarından yıpranmış olduğunu sandım falan diye şimdi 38 yaşında bir kadınla aramızda var mı 38 yaşında biri? Kimse de yok mu? Yok herkes 35'in altı burada. Herkes. 37 olsun yani. Yok mu 36 37 falan? Ha? Sen 35 misin? Ha, şimdi mesela hanımefendi 35 yaşındaymış.
Şimdi bunu yani göstermeme de gerek yok ama hani fotoğraflardaki yıpranmışlık olmaz ki. Rahmi Bey'in dediği gibi hani daha sonra da görüştün, anladın. E sonra görüşmeye devam etmenin altında. Şimdi hanımefendi bakın 35 yaşında. Ben kendisiyle sürekli görüşen bir insan değilim. Telefonla görüşmemiz oldu. Hı. Ben sürekli zaten yolda olduğum için arardı, görüşürdük. Bazen olurdu, bir hafta aramazdı. Sizin aranızda para pul mevzusu var mıydı beyefendi? Ya birkaç kez çıtlattı hani işte maddiyatım yok şöyle böyle falan diye. Siz para verdiniz mi hiç? Hayır, kesinlikle. Kendisi zaten sonra ben hallettim dedi. Siz para istediniz mi kendisinden? Yok, hayır. Peki ev meselesi sizin Ankara'daki eviniz mi, Kırıkkale'deki ev mi? Bizim Ankara'daki evimiz. Ya siz kendi evinize davet ettiniz yani. Evet. Kırıkkale'deki evine gittiniz mi hiç? Hayır. Ya şimdi yani bu iş biraz daha tehlikeli bir boyut almaya başladı. Şimdi yani böyle sosyal medyadan eğer hanımefendi şimdi izleyiciler de bağlanıyor böyle konuşuyorsa acaba kiminle görüşüyordu? Yani kontrolsüz bir tanışma ve kontrolsüz bir arkadaşlık ilişkileri dizisi gibi devam ediyor. Yani bağlananlardan hani da baktığımızda... Şimdi sosyal medyadan olmasa çevresinden olsa daha kolay bulacağız. Evet. Hani onunla görüştü en son onunla oraya gitti falan diye. Ama şimdi sosyal medya dipsiz bir... kuyu. Aynen öyle dipsiz kuyu yani. Hem sosyal medya hem 5 taneden fazla telefon numarası. Her gün aranan değişik bir numara. 4 kart varmış değil yani, mi? 4 sim kart. Hayır. Öyle söyledi dünkü. Emre Bey 5 kart dedi de oradan gitti. Beni farklı numaralardan dedi. Evde de 4 tane sim kart bulunmuş. Bir tane de yanında giden 5 tane. Doğru işte 5 tane sim kart. Yani 5 tane kart kullanan bir hanımefendi kiminle nerede ne zaman konuştu ne zaman buluştu? Tabii dipsiz. Yani Kırıkkale Emniyetine günaydınlar dileyerek. Kolay gelsin. Kolay gelsin diyoruz yani. Şimdi o kadar karttan en son kiminle konuştu? Evet. Ne? Çünkü bizim en son konuştuğu Hikmet Bey diye biliyoruz ama belki de başka kartından da. Yani durum da onu gösteriyor maalesef. Ve anlaşılıyor ki kendisinden daha küçük yaştaki erkekleri tercih ediyor. Kendisini de en az 20 yaş daha genç gösteriyor. Size de öyle bir şey söyledi mi yaşıyla ilgili? 45 yaşındayım dedi bana. Size 45 dedi. Evet. 45. Öbürüne 38. İşte yani karşıdakine göre yaş değişiyor. Hem daha genç gösteriyor hem daha genç erkeklere. Ondan bile daha üstte bir görünüm var. Ama isterse karşı tarafların istemesinin altındaki neden sıralamasını da unutmamak lazım. Evet. Yani karşı taraflar da önemli. Yani onlar hangi niyetlerle? Yani işte, o niyetler yani, bizim düşündüğümüz anlamda masumane bir sevgi çerçevesi içinde olmaz. Mi? Yoksa işi zarar, hani 34 işi yaşındaki zarar verebilecek bir boyuta getirebilecek duygularla mı? 34 yaşındaki bir delikanlı 55, 56, 58 yaşındaki bir hanımefendiyle beraber oluyorsa ondan yani belki bir gün merhaba eder ama ikinci, üçüncü gün devam ettiği zaman mutlaka bir kendini ona gitmeyi kabul ettiren bir şey vardır. Yani maddi menfaat vardır vesaire başka şeyler konuşmak istemiyorum. Yoksa kolay kolay. Öyle mi? Bir hanımefendi telefon attığımızdaymış. Merhaba etmez. Hanımefendi günaydın. Alo. Günaydın. Günaydın efendim buyurun. Ben kendisinden bir şey duymuştum bana anlatmıştı. Evet. Ne derece doğru tabii ki bilmiyorum. Bu Eylül ayından önce olmuş bir olay ama zamanını bilmiyorum. Birisinin 35 yaşında birisinin hangi ilden geldiğini de söyledi ama hatırlamıyorum. Niğde, Çankırı, Çorum bunlardan birinden birisinin gelip buna evde silahla başına silah dayayıp tehdit edip tecavüz ettiğini, üstüne kollarında ellerinde sigara söndürdüğünü söylemişti. Oo. Ama şöyle de bir şey var. Anlatırken bana çok da samimi gelmemişti açıkçası. Nasıl son cümle neydi? Yani bana çok samimi gelmemişti. Yani ya siz inandırıcı de yani dışarıdan birinin gelip başka bir şehirden evine girip hiç tanımıyor, tanımadığını mı söyledi bu kişiyi? Yoksa yok, yine sosyal medyadan mı tanışmış? Tanıştığı birisine. Sosyal medyadan tanıştığı birinin mi? Evet. Ama olur hayatım, olur tabii yani ki. Rahattı.
şeydi, hani bunu yaşayan, Allah korusun, bunu yaşayan birisi böyle anlatırken o anı yaşar, ne bileyim ağlar, bir panik olur, böyle kötü olur. Çok doğal anlatmıştı. Peki izmarit izi, izmarit izi var mıydı vücudunda? Elinde vardı, evet. Gösterdi bana, elinde sigara yanıkları, yani sigara yanığı mı? İzmarit diyelim, evet, izmarit. İzmarit yanıkları. Ah ah ah, olur tabii. Ya bu kadar hiç, kontrolsüz olursanız. Ne diyor, belirsiz de insanlarla yani yanlış anlamayın, sizin şahsınıza söylemiyorum, genel anlamıyla söylüyorum. Ne diyor, belirsiz insanlar. Bu sizin için de geçerli, bu Hikmet Bey için de geçerli. Hayır, biz onu tanıdığımız için de kusura yani, bakmayın diyorum. Hayır, erkek de bulduğu kadının ne diyor, ne olduğunu bilmeyecek. Yani her iki cins için de aynı tehlike söz konusu aslında. Yani sosyal medya çok riskli bir ortam. Bu ne zaman oldu? Eylül'den önce. Ama o zaman acaba evine girdi, evinden de hiç kapısı bacası açık çıktı. Kadının acaba yine birileri eve mi geldi de onu çıkardı? İşte ben ilk günde o olasılığı, yani biri hani evde başına bir iş getirip onu alıp evden çıkarmış olabilir mi? İşte o zaman da senin ben Kırıkkale'ye gittim demen gene kapıldım. Söz konusu oluyor. İşte kesinlikle gene gitmedim. Dönüyor dolaşıyor. Kırıkkale Emniyeti de araştırsın, mobeselere de bakılsın. Ben o gün evdeydim. Pazar, onun kaybolduğu gün, denildiği gün evdeydim. Ya bakılacaktır zaten tabii, Hikmet muhakkak, Bey. Muhakkak. Ama çıkarsa, hakikaten görülmüş olarak çıkarsanız, çünkü böyle bir söyleminiz olduğu da iddia bakın, edildi. Hocam, bilemem. Evet, evet. Gerçektir değildir ama iddia edildi. Evet hocam, şimdi dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Çıkarsa çok zor durumda kalırsınız. Ben buraya... Onun için varsa böyle bir şey söyleyin lütfen. Yok, kesinlikle yok. Ben o gün evdeydim ve Kırıkkale'ye gitmedim. Adım gibi de eminim ve yaşadığım şu anda duyulanları siz de duyuyorsunuz. Bunlardan benim de haberim yok. Sadece Emre'nin bana telefonda şey 5 tane, 4 tane, 2 tane telefon bulduk, 5 kişiyle görüşüyor falan dediğinden sonra ben de şok oldum zaten. Hayır, siz şu ne bekliyordunuz sormasayı? Nasıl? Ya siz ne bekliyordunuz? Hayır, bir şey yani sosyal medyadan size mesaj yazıp görüşelim diyen birinin sadece size mi yazdığını düşünüyordunuz? Yani bunu sizin şahsınıza herkese söylüyorum. Niye ama biz milletçe biraz aklımızı çalıştırmıyoruz bazı konularda? Şimdi Müge Hanım, yani benim... Yani erkekler de böyle, sadece ben kadınlar için söylemiyorum. Erkekler de böyle her tanışmak isteyenin de peşine koşmayın. Haklısınız. O benim büyük hatam. Siz de Kırıkkale'ye gittiğinizde ne malum sizi de orada Kırıkkale'de ne yapacakları size de. Orada da 3 tane adam sizi bekliyor olsa. Olabilir, yani erkekler evet. De biraz uyanık olsunlar. Ben bu konuda suçluyum işte. Ben başta bu sosyal medyaya girdiğim için kendimi suçluyorum. Hiç affetmeyeceğim zaten. Bu olayın da neticelenmesini çok istiyorum işte. Duydukça zaman geçtikçe neler çıkıyor ben de merak ediyorum. Şimdi o gün seninle konuşmuş ya. Sen evet. Hani... Eğer burada hani eşin duyacak diye kızıyorsan... Yok, hani hayır, korkuyorsan... Eşim biliyor her şeyi. Evet. Hayır, o duyacak diye korkuyorsan Kırıkkale'ye gittinse gittiğini söyle. Yemin eğer ediyorum, senin gitmedim. Kırıkkale'ye gittiğin, bu sadece telefonla gitmemiş olabilirsin. PTS ile onunla bununla emniyet onu bulur. Bulur tabii, kesinlikle bulur. Yani ama eğer söyle bak burada gitmedim diyorsun ya. Evet. Eğer yarın şimdi plaka takipten oradan buradan sinyalden evet. Bulurlarsa evet. Hiç seni sorgusuz sualsiz alırlar. Bak Müge dedi dersin biliyorum, o zaman. Biliyorum. Gittin mi biliyorum. Gitmedin bakın, mi yani? Gitmedim, kesinlikle. Eminsin. Eminim. Tamam ama o zaman niye bu kadın seni o gün iki kere arıyordu? Biri 10 saniye, biri 27 saniye. Yani niye seni o gün... arıyor? O zaman gitti başkasıyla buluşmaya diyelim. Ya da Ankara'ya başkasıyla buluşmaya geldiyse. Bana sadece geldiyse... dedi, yine söylüyorum. Ben Ankara'ya geleceğim, işlerim var. Bir 10 dakika bir kahve içebilir mi dedi. Ben yok dedim. İlk konuşma kısa sürdü. İkinci de açtım, kapattım. Ses gelmeyince kapattım. Başka bir şey yok. Söylediğim, söyleyeceğim ve bundan sonra söyleyeceğim de bu Müge Hanım. Tamam ben sana inanmak istiyorum. Yani çıkmasın yani. Çıkarsa hakikaten bundan kurtuluşun yok yani. Yani bu sizin son konuşmanız mı? Son konuşmamız evet. Son kararınız yani. Heh. Evet. Kahve içmeye de son olarak davet etti ve sen reddettin. Evet. Evet. Ondan sonra... Görmedim, aramadım. Bir kere aradım, ulaşamadım. Ama ondan işte. Sonra 10 dakika sonra inip arıyorsun ve telefon kapalı oluyor. 10 dakika sonra değil. Biraz bir zaman sonra yani bir saat sonra falan bir aradım. Kapalı telefon, bir daha da aramadım. Ama ondan sonra ikinci bir arama ihtiyacı hissetmiyorsun. Aramadım evet. İşte o bana ters geliyor. Bu şu terslik. O bana ters geliyor. Hocam şunu söyleyeyim, ifade ettim. Rahatsız olduğum için işe gittim. İşten sonra hastane işlerim oldu. Pazartesi ve salı günü de evdeydim. Bu işlerimi de araştırıp sorabilirsiniz. Doktor hastaneye işlerim vardı. Yani telefonla bile fırsatım olmadı. Hayır, o gün olabilir. Bu arada eşi demiş ki pazar günü hiç dışarı çıkmadı. Yani tamam, benim yanımda evde demiş. O günü saymıyorum. O gün hastalığım var. Evet, pazar evet. Günü eşinle berabersin. Çoluk çocuğumla aramadım. Pazartesi, salı. Yani bu kadar gönül beraberliği olan bir hanımla. Ya telefonla şimdi... seni en son kahve içmeye davet eden bir hanımla. Ben bugün müsait değilim diyorsun. Kapatıyorsun.
Biz bir iki saat sonra arıyorsun, ulaşamıyorsun. Aradan bir günde geçse, iki günde geçse bir erkek olarak, yani içgüdüsel olarak, ben bir erkek olarak düşünerek söylüyorum. Anlıyorum. Ben senin yerine olsam, ya öyle bir arayayım bakayım. O gün refüze ettim de hanımefendinin bir hatırını sorayım. O gün gidemediğim için bir gönlümü alayım. Anlıyorum hocam. Ve bir en azından bir merhaba edeyim yani. Öyle değil midir? Hanımlar beklemez misiniz böyle bir telefon? Kime sorsanız? Ben dün de ifade ettim yanlış hatırlamıyorsam. İşte rahatsızım, doktora gittim ve daha önceki konuşmalarımızda bir gün iki gün hiç bana telefonlar açmadığı da oldu. Daha öncesinde. Tamam, bunu da yapmadın. Her hafta 15 güne bir haftada bir buluşuyormuştunuz. Hayır. İş yerinde ne buluyorum? Dün benim kaynımın oğlu giderken Ankara'dan telefon geldi. Evet. Dedi ki ne? Onunla birlikte iş yerine kadar da gidiliyordu. Arabayla da geziliyordu. Hayır. Haftada kesinlikle. 15 gün. Bugün bağlanacaktı. Bilmiyorum bağlanmadı. Bağlansın. Ben buradayım efendim. Kabul etmiyorum. Ben Müge Hanım'a da diyorum. Yetkililere de söylüyorum. Sabah 7'de sen işte... değil ya. Senin için değil. Bildiğinizi söyleyin ki ne? Canlı cansız meydana çıksın. Ablacığım, canım ablam, bir şey söyleyeyim. Şu anda ben zan altındayım. Siz de farkındasınız. Ve şu olaylar daha yeni yeni çıkıyor. Ben bildiğim bir şey olsa niye söylemeyeyim kendime? Bilmiyorum vallahi. Bakın siz de yeni duyuyorsunuz belki şu olanı. Dün Ankara'dan böyle diye bize telefon geldi. Ben bilmiyorum. Seni de bilmiyorum. Başka biri olabilir. Başka biriyle buluşabilir. Bilemem. Bakın neler çıkıyor. Bilmiyor. Bilsem zaten buraya gelmeden geldiğimde de söylerim. Ben o gün Kırıkkale Emniyetinden de isterseniz de ifade alacaksanız geleyim. Bütün bildiğimi söylerim. Ben kendimi aklamak için her şeyi yaparım. Bizim istediğimiz ya ölü ya diri meydana çıksın. Ben de onu istiyorum. Çıksın da bir önce şu zan altındaki insanlar çıksın. Ama yalanlarınız da var ortada. Hayır, yalan söylemiyorum. Yalan söylemiyorum. Haftada buluşuyormuştunuz. Çünkü o Ankara'daki konuştuğu, Abidinpaşa'daki konuştuğu çok samimi bir şey. Bakın. Yani Emre Bey'in de sonradan aramaması enteresan. Emre Bey de hala hatta değil mi? Yani Emre Bey'in de aramaması ya da hanımefendinin Emre Bey'i aramaması da ilginç. Yani Emre Bey ne oldu yani? Hani siz de tanıştığınızda nikahınıza mı alacaktınız ki sonra telefon gelince birden kıskançlığınız tuttu bıraktınız. Tamam madem kıskandınız seviyorsunuz niye bir daha aramadınız? Yani orası da biraz garip. Hayır sonra aradığı gün pazar. Emre Bey'i de yani. Emre Bey de evet. Tamam. Yani aradığı kişi evli mesela Hikmet Bey için. O anda konuşamayabilir. Müsait değilim der kapanır. Bundan dolayı kalkıp iki tarafın da birbiriyle irtibatı kesmesi için daha makul, daha inandırıcı bir sebep olması ben lazım. Ben bunun için daha önce de konuştuklarımızda böyle benim telefonuma cevap vermedikten sonra bana birkaç gün, bir iki gün vermediği için ben aramadım. Ve ya bir defa aradım diyorsun. Yok, şunu söyledim. Daha önceki konuşmalarımızda. Ama dedim. Yani... O gün, pazar gün bir sefer aradım. Ondan sonra aramadım, doğru. İşte aramayışından dolayı dün de aynı şeyi söyledim Hikmet Bey. Evet. O zaman yani acaba artık ulaşma imkanı olmayan bir numara bu. Onun için mi aramadın diye ben düşünüyorum ben. Ben de bir numarası vardı yani zaten. Yani bir insan nasıl olsa artık bu bilmiyorum. Telefonla bu hanımla konuşma imkanı mümkün değildi. Ne oldu? Yani o zaman... Bu hanımın başına bir iş geldi ki artık aramama gerek kalmadı. Çünkü biliyordum ki arasam da ulaşamayacağım. Beyefendi, arasam da bana cevap veremeyecek. Bu konuda haklısınız hocam ama bir pazar günü, ertesi gün pazartesi günü, sadece salı günde bana işte telefonlar gelmeye başladı. Bir hanımefendi telefon attığımızdaymış. Günaydın, buyurun efendim. Günaydın, iyi günler. İyi günler. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum, buyurun. Benim tek bildiğim bu insanın, ekranda olanın sürekli evine gelip gitti. Bana söyledi o. Ama tanımıyorum. Adamı tanımıyorum. Nasıl anlattı size? Bana sosyal medyadan tanıştığını, yaşını söyledi adamın. Ona iki tane çocuğu olduğunu, evli olduğunu. Ama sürekli evine gelip gittiğini, buna para yardım ettiğini, erzak aldığını bunları söyledi. İsminin de Hikmet olduğunu söyledi mi? Efendim? İsminin de Hikmet olduğunu... Hayır, Ateş diye söyledi. Ateş. Ha, o tamam Ateş. Yine aynı kişiye çıkıyor. Ben şaşırdım zaten Hikmet diye duyunca. Evet. Ben aynı yerde yaşamıyorum zaten. Beyefendinin Facebook'taki ismi kullandığı isim Ateş. Ha, ben Ateş diye biliyorum ama sürekli görüştüğünü söyledi. Evet, evet. Devamlı gelip gittiğini. Onun dışında bir şey bilmiyorum. Bak telefonda sürekli konuşuyorum ama ben evine gitmedim.
Bir Hayır, sekiz. Evine geliyordunuz. Gelmedim. Geldiniz, hatta ben yazın buraya tatile geldim. Beni buraya geldi, evine davet etti. Ben gitmedim. Ama davet sebebi de akşam sizin gelip ona bir şeyler getirdiğinizi. Ne getirmişim efendim? Yiyelim diye çağırdı ama ben gitmedim. Ne getirmişim ben ona? Yiyecek şeyler getiriyormuşsunuz. Ya, siz biliyorsunuz ne getirdiğinizi. Hayır, yani şimdi inkar etmeyin. Bakın, ben hiçbir zaman için başından beri inkar etmiyorum. Telefonla görüştüm ve iki sefer görüştüm. Hayır. Ben evine gel, ispat edin. Hayır, evine geliyordunuz. Tamam, siz ya telefonla sürekli edemem. Bana... Ben nasıl edeyim? Ben onu söylediğini söylüyorum tamam, size. Tamam, söyleyin. Tamam. Hep söyleyin. Nasıl olsa, bu iş aydınlanacak. Daha neler çıkacak bakacağız. Ha, tamam. İnşallah. Ben de dua ediyorum. Yani ama... Hikmet Bey, hanımefendinin söylediği elinde bir takım yiyecek maddeler götürmüş olman da... Normal, hayatın akışına uyan bir şey. Yani şimdi eğer bir hanımefendi bir erkeğe evine davet etmişse... İlk tanıştığında pasta alıyorsan... Yani evine davet etmişse... İlk tanıştığında pasta alana da... Giderken elini kolunu boşalıp yani. Sallayıp Hanım, gitmezsin bakın, yani. Bakın. Bir içecek götürürsün, yiyecek götürürsün, bir şey götürürsün. Yani normal, götürmemem. Tamam, normal hocam, ben buna anormal bir şey demiyorum. Götürmemiş olman hayatın akışına uymaz. Yok, şunu izah etmişim. Götürmen gayet normal yani. Ben baştan beri söylediklerimin arkasındayım. Pasta aldımsa ben yiyecek götürdüm de derim. Evine de gittim derim. Çünkü ben zan altındayım. Şu anda ben suçlanıyorum. Ve daha neler çıkıyor evine çıkmaya da devam. Evine gittim dediniz. Efendim? Evine gittim. Evine gitmedim. Ya bence efendim. Siz suçlanmıyorsunuz. Siz en son görüşen kişi sizsiniz. Aileye de ben Kırıkkale'ye gittim. O yüzden görüştüm. Bekledim, beni ekti dediğiniz için, aile bunu iddia ettiği için. Evet. Siz de şimdi bu ifadenizi değiştirdiğiniz için... yoksa sizi kimse suçlamıyor. Ben, bakın Müge Hanım, ben yine söylüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Yani söyle, biriyle buyurun. Tanışıyorsun, alışveriş merkezine gidiyorsun. Çiçek alıyor sana, tamam. Sonra diyor ki bir de bana pasta al. Bunu da evde şimdi yiyelim. Şimdi ben eğer alışveriş merkezinde tanıştığım biriyle oturuyorsam, hanımefendinin evde bekleyen emzikli bebeği yok ki. Oturur istediği saate kadar. Şimdi bana pasta al ev için demek ne demek? Gel pastayı evde beraber yerim demek. Hayır, asla. Biz zaten orada birer dilim pasta yiyeceksek otururuz pastanede yeriz. Zaten bu yaştaki kadın koca pastayı ne yapacak? Şekeri çıkar. Külahlı yani dondurma değil yani. Ki elinde yalayarak yürüyesin bahçede veya otluya. Evet. Bakın Müge Hanım. Yani büyük pasta aldığın zaman. Büyük pasta değildi. Şey, küçük minik yuvarlak bir şeydi. Tamam, iki kişi pasta. En küçüğünü ben dedi bunu canım istedikçe yerim dedi. Ben evine gittim. Aldım orada. İnkar etmiyorum bakın. Aldım. Tamam. Siz sonra da evine bırakmadınız mı hanımefendiye? Bir benzinlik vardı. Bir benzinliğin yanında indirdi. İleride evim dedi. Bir benzinlik. Siz de şuradan döner gidersiniz dedi. Ben Kırıkkale'yi bilmiyorum. Hı. Benzinliğin ilerisinde dönüş vardı. Oradan ben döndüm gittim. Tamam. Evin neresi merak etmediniz mi? Hayır, merak etmedim. Kırıkkale'ye kadar gideceğim. Nerede oturuyor yani? Ben niye merak edeyim? Benim yani başka bir niyetle gitmedim ki ben. Hangi niyetle gittiniz sorması gerekiyor? Gerçekten yani sizin düşündüğünüz gibi ben evine hani... Yani beliniz ağrıyor, fıtığınız var. O anlar, o anda yoktu. Oradan Ankara'dan Kırıkkale'ye giderken fıtık tutmuyor mu yolda? O anda ağrım yoktu. Bir buçuk aydır yeni başladım. Yani. Anladım. Bel fıtığı senelerdir olur. Benim Hikmet Bey, siz hep şunu söylüyorsunuz. Ben burada suçlanıyorum diye. Aslında... Sizin konuşmalarınızdaki çelişkiler sizi suçlu gibi gösteriyor. Neden? Çünkü siz bilemiyorum, bu konuyla ilgili saklamak istediğiniz bir şeyler olabilir. Çelişkili ifadeler veriyorsunuz. Çünkü bakın, daha da telefonlar bağlanacak. Muhabbet. Sizi oraya, o eve girerken görenler de çıkacak. Ya çıksın, ispat etsin tamam. Ben ya lazım. Da ikinci bir sebep. Evlisiniz ve evet. Evliliğinizle ilgili bir takım kaygılarınızdan dolayı... Onu da söyledim, bana söyle ben bileyim dedim. Gittiğinizi söylemekte zorlanıyorsunuz. Ama sonu daha vahim bir duruma gidiyor. Hocam... Çünkü muhtemelen ben hiç dilemem bulunsun ama... Benim akıbeti konusunda çok ciddi kaygılarım var bu hanımefendinin. Evet, bu sosyal medya benim canımı sıktı. Dolayısıyla bu üç gün sonra Allah korusun... Hani bir ölü olarak bulunsa ilk zanlı siz olacaksınız. Çelişkileriniz sizi yakacak. Hocam şimdi... Siz başka kaygılarınızı bence artık bir kenara bırakın. Zaten orada... Evet, o gün sizi niye aradığını söyleyin bize. Bak şunu söyleyin ki ben oradan bakayım. Arada da bir şey mi tartıştınız ya da eşiniz mi açtı telefonu? Niye arıyorsun mu dedi. Onun üzerine mi küstü bir şey? Çünkü hanımefendinin zaman zaman içine kapandığı, psikiyatrik ilaçlar kullandığı falan da söyleniyor. Gerçi hocama sordum ama o ilaçlar
böyle kaçıp gitmesine neden olacak ilaçlar değil. Tam tersi dedi. Bir tane ilaç var, o da çok bilinen bir şey. O da tam tersine dedi yani, onu daha rahatlatır bir ilaç dedi. Çok bilinen şimdi bir ilaç. Şimdi hanımefendi kendisi gitti desen, zaten anladığım kadarıyla telefonuyla, laptopuyla falan yaşıyor, onları evde niye bıraksın? Hadi gitti bir yere, onları da bıraktı. Camın penceresi de açıkmış. Bıraktı, bankadan hiçbir şey para çekmemiş, maaşını çekmemiş. Yani kadının parasını bankadan çekmemesi akla iki şey getiriyor. Bir böyle bir trafik kazası falan geçirdi. Hani Allah göstermesin öldü kaldı ya da hastanede bulamıyoruz. Yani bu yayını da o yüzden yapıyoruz. Oradan da bizi izleyicilerimiz arıyor. Evet. Ki haber gelirdi öyle bir şey olsa. Gelirdi yani, gelmesini de beklerim. Ya da hanımefendinin başına bir şey geldi, bir yere gene öldürüp bıraktılar. Yoksa niye maaşını çekmesin? Maaşını çekmeyip ne yapacak? Müge Hanım, az önce hocam da kaygılarınızdan diye bahsetti. Benim zaten eşim, çevrem şu anda bu olayı biliyor. Kaygılanacak hiçbir şeyim yok. Anladım. Yani gizleyeceğim. Siz gittiniz mi bu kadının evine, gitmediniz mi? Gitmedim efendim. Hayır Hikmet Bey, ben... Siz de valla iyi insansınız yani. Olarak, iki çocuk babası bir beyefendi, evet, olarak o hanımefendinin evine gitmeyi ifade etmek istemeyişini de hürmetle karşılarım. Ben şunu size hatırlatmak istiyorum. Yani eğer bu tür bilgileri bir kısmı saklanırsa, evet, ileride saklanan bilgiler, evet, başka yönlerden önümüze konduğunda, evet, ister istemez bu saklayan kişinin acaba niye sakladığı konusunda soru işaretleri akla gelir. Anlıyorum ve hocam. Dolayısıyla hiçbir suçunuz olmamasına rağmen bir zanlı, bir suçlu, bir şüpheli gözüyle bakılırsınız. Evet. Şimdi onun için biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Eteğinizdeki taşları rahatça ortaya koyarsanız, evet, onun ayıklamasına siz de biz de yardımcı olursak, sizin ileride böyle bir kuşkuyla, böyle bir zanla, evet, muhatap olmanızdan kurtulursunuz. Yani bizim ben bir şey daha söyleyeyim, özür dilerim. Bizim bildiğimiz cümle, en az o sabah 3 kere görüşmüşsünüz. Bir saniye, en az 3 kere görüşmüşsünüz. 2 kere o sizi aramış. Benim elimdeki kayıtlar onun yaptığı telefonun kayıtları. Bir kere de siz aradığınızı söylüyorsunuz. Evet. Şu an benim bildiğim kadarıyla 3 kere en az görüşmüşsünüz. Evet. Şimdi evden dışarı çıkamıyorsanız o gün. Evde hem de diyorsunuz ki ben evdeyken görüşmek istemezdim. Eşim var, çocuklarım var falan diye. Yani 3 kere konuşmanızın nedeni ne? 3 kere şöyle söyleyeyim. Üçüncüde konuşmadık zaten. Ben aradım, açmadı telefonu. Ben de aradım, bir kere konuştuk dediniz ya siz. Yok yok. Çıktım dışarıya. O sağlığa zararlı şeyi içmek için diye balkonda konuştum dediniz balkon, ya. Bakın ilk o aradığında, tamam, beni aradığında böyle böyle söyledi, geleceğim dedi. İkinci aradığında konuşmadan kapattık. Üçüncüde ben daha sonra bir saat sonra aradım, ulaşamadım dedim. Üç kere konuşmadık. Ama ilkini aradığında size Ankara'ya geliyorum diyemez ki. Hepi topu 10 saniye. 10 saniye değil. 10 saniye. İlk araması 10 saniye. Yok. İlk aramasında. İlk araması 27 saniye. Yine söyledim. Söyleyemez. Onu söyledim. Sadece ben Ankara'ya geliyorum, görüşebilirim. Ben rahatsızım, yatıyorum, gelemeyeceğim dedim. Kapattık telefonu. Sadece. Bu. Olay bu. Hikmet Bey, burada önce... söylemek istemediğiniz bir takım konular varsa, demin cümlemi tamamlayamadım. Evet. Arzu ederseniz baş başa yayın dışında da sizinle sohbet edebiliriz. Evet. Allah o razı bilgileriniz olsun. De aramızda kalır. Hocam şöyle arzu söyleyeyim. Sizin. Şöyle söyleyeyim. Evet. Bu olay cereyan etti dedi. Hiçbir şeyi gizlemedim kimseden. Hayır, ben hiç, yardımcı ben olmak istediğim için Allah size bunu söylüyorum. Anlıyorum. Takdir ve zaten benim durumumu eşim, ailem, herkes şu anda seyrediyor, biliyor. Ben bu yaptıklarımı, şimdiye kadar anlattıklarımı, işte evine gitsem gittim de derim. Karısının ahını bak, bir erkeğe en çok ahı kimin tutar biliyor musun? Karısının. Tabii işte bak, işte sen öyle gezersen böyle Facebook'tan falan yazışırsan, işte bak karının ahı da tuttu, geldim buralara. Evet. Şimdi kadına ne oldu deniyor işte. Şu anda suçluyum, o konuda suçluyum. Ve şunu tekrar söylüyorum. Kadınların ben ahı. Ben bildiğim her şeyi söyledim, gitsem gittim de derim. Çünkü şu anda en son ben görüştüğüm için. Ama iyi de için... hayatım, yani buraya gelen hem Emre'nin, hem annesinin, hem Emre hoparlörü açık konuşmuş diğer çalışma arkadaşları. Evet. Niye Kırıkkale'ye gitti desinler senin için? Bilmiyorum. Niye böyle bir toplu bilmiyorum, senin için? Gitmedim ablacığım, gitmedim. Sen orada yani yanlış mı anlaşıldın acaba yani? Beni ekti demişsin, aynı hayır, lafı söylüyorlar. Hayır demedim. Yani bu konuşmalarını dinleme imkanı var mı poliste? O konuşmalar. Benim ne Emre kadar Bey'le konuştuğum, Emre Bey'le konuştuğum şeylerin tekrar dinlenme şansı varsa onu da rica ediyorum size. Peki beni ekti lafı nereden çıktı? Hayır, ben söylemedim. Bilmiyorum. Üçe kadar bekledim, beni ekti. Ablacığım o gün evdeydim ben. Eşim hani bak, şu da benim için çok değerli bir bilgi, biliyor musun? Evet. Hani gelecekti de biz atıyorum Mamak'ta buluşacaktık. Ben de gittim ama bekledim, gelmedi. Şimdi Mamak'a gitme güzergahı var ya mesela, bu da benim için çok değerli bir bilgi. Evet.
Atıyorum yani farz-ı mal Mamak olur, orası olur, burası olur, Kızılay olur. Şimdi bildiğim 2-3 tane ilçe olduğu için onları söyleyebiliyorum. Bu da değerli bir bilgi. Ya ben de istiyorum yardımcı olmayı ama ben gitmedim Kırıkkale'ye. O konuşmaların tekrar bir dinleme imkanı olsa anlaşılacak. Peki merak etmedin mi sen Ankara'ya kimin yanına geliyorsun diye? Merak etmedim, bilmiyorum. Ankara'da bir abidin paşada akrabalarının yanına gittiğini biliyorum. Oraya mı gelecekti o günde? Bugün onu söylemedi bana. İşlerim var Ankara'da dedi. Ankara'ya geleceğim dedi. Bir 10 dakika görüşebilir mi dedi. Ben gelemem dedim. Sadece olay bu Müge Hanım. Yine söylüyorum. Anladım. Peki siz hanımefendinin gerçek yaşını öğrenince tavrınız değişmedi mi? Ben 45 yaşında olduğunu biliyorum ama burada öğrendim 55 yaşında olduğunu. Demek ki hanımefendi de dinç gözüküyor demek ki biz orada yanılıyoruz yani. Affedersiniz. Biz resme baktığımızda daha değişecek büyük ama görüyoruz. Bir şey merak ediyorum ben. Hanımefendinin evinin penceresi açık. Kapısı bir tek anahtarı kilitli. Bu ev kaçıncı katta? Giriş hocam. 2-3 merdiven giriyor. Giriş katı. Bodrum yani. İzleyelim mi? Bodrum katı. Bodrum giriş katında. Evet. Değil mi? kapıda, pencerelerde parmaklık falan var mı var, yapılı? Var, demirli. Evet, balkona kadar demirli. Demirli. Yani parmaklıkla var. Her taraf çünkü, demirli. İzleyelim mi evini? Lütfen. Tamam. Feride Ercan kaybolduktan sonra evine giden ilk kişi abinin eşi Ülker Ercan'dı. Feride Ercan'la yakın arkadaş da olan yenge Ülker Hanım evi ekibimize gösterdi, şüphe çeken noktaları anlattı. Siz kaybolduktan 2 gün sonra... Pazartesi akşamı geldik. Direkt ben tuvalete banyoya baktım. Birkaç kere söylemişti bana 3 harfler geliyor kendini as diyorlar. O geldi aklıma. Oralara baktım. Sonra mutfağa geldiğimizde şu çaydanlık şuraya kadar çay doluydu. Bu da şuraya konmuştu şöyle. Şu tenceresinde de çorbası vardı. Dolabındaydı. Küflenmiş. Onu da aynı şekilde eve suyunu yıkadım. Doğalgaz açıktı. Burayı bilemediğim için direkt ben gazdan kestim. Normalde çayını tezgahta bırakır, yemeğini dolapta bırakır. Yapar mı böyle şey? Yapmaz. Asla yapmazdı. Hele çaydanlıklarına hiç kıyamaz. Hemen dökerdi. Burası Feride'nin yatak odası. Şu camı açıktı. Biz kapattık bu camını. Yatak bu şekilde. Peki bir yüzükten bahsediliyor. O yüzük şu an burada mı? Burada. İçine de baktık. İsim falan yazıyor mu diye. Bu var sadece. Bu erkek yüzüğü kime ait size hiç söylemedi mi? Hiç söylemedi. 2 yıl öncesine kadar bazı şeyler anlatırdı yani. Bir kişiyi söyledi. Ankara'da buluşacaklarını, konuştuğu kişinin ailesiyle görüşeceklerdi. Onları anlatmıştı. İsmini söyledi mi Ankara'da buluşacak? Söylemedi. Kaybolmadan ne kadar süre önce söyledi bunu size? 2 yıldan biraz daha fazla yani oldu. Başka da bilmiyoruz. Kıyafetleri burada. Yeşil deri montu yok. Bir de uzun çizmeleri vardı, onlar yok. Bir de mavi cüzdanı vardı. Kırmızıyı Ankara'ya falan giderken çantasında bulunan cüzdanı. Şunu da günlük kullandığı, bunun mavisi. Ama o cüzdanı evde yok. Ekranda görünen alınan çiçek bu. O beyefendiye aittir herhalde. Siz eve sık sık gelip gidiyor muydunuz buraya? Bir kere bir intihar olayı oldu. O zaman geldim, hastaneye götürdüm. 6 aydan fazla oldu. Ben acıma mı yanacağım, sizin böyle yaptığınıza mı yanacağım diye. Orada kızdım, duymuş. Peki çevreden duyumlarınız neydi? Niçin intihar teşebbüsünde bulunmuş? Çok bunalıma giriyorum diyordu. Kendi de diyordu bunu. Çok bunalıyorum. Yataktan çıkmıyorum. Kendine şey yap dedik biz. Dışarı çevre edin. Akraba gününe girdi. Oradan da çıktı sonradan. Yani hiçbir şey yoktu. Sadece şu yataktan hiçbir yere gitmiyordu. Ne zaman arasak yatıyorum derdi. Dış kapıyı sadece bir kere bükülmüş. Bu bir yere değil çıktı, geriye dönmemiş. Ben bunu bilmiyorum. İntihar girişiminde mi bulundu 6 ay önce? Ben öyle olmuş. Ben de duymadıydım. Hastaneye mi kaldırıldı? Kaldırmışlar, götürmüşler. O gün var mıydı öyle bir durumu sana, bir kızgınlığı falan nasıl? Bir şey? Yok, bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Yine en son sen konuştuğun için. Yok, hiç öyle bir şey duymadım. Şey sordum ben Hikmet Bey'e. Sizin aldığınız çiçek o gördüğümüz çiçek evet. miydi diye. Evet. Ona da değer vermiş oraya. Hala koymuş. Hala kurutmuş vaziyette muhafaza ediyor. Demek ki özel bir değer vermiş yani. Şey. Demek ki buna değer verdi. Bundan da bir takım bir şey olduysa onun için intihara kalkıştı. Yani yine döndü dolaştı sana biz. Yine döndü dolaştı buna geldi. Çünkü Ankara'dan haftada bir 15 güne bir buluşuyorlarmıştı. Öyle diye telefon geldi akşam.
Ablacığım evet. Şimdi şunu soracağım. İntihar ettiğinden bile haberiniz yok. Akrabasısınız ama benim 15 günde buluştuğumu iddia ediyorsunuz. Lütfen ispat edin bana. Yani bak, şimdi ben de insanım. Benim de bir ailem şimdi var. Lütfen. Ben duyduklarımı söyleyeyim. Telefondan gelenleri söyleyeyim. Kendim rahatsızım ben. Ameliyat oldum rahatsızım. Allah iyilik versin. Ha, ben dışarıya yalnız... Siz orada şu bayanın söylediklerini bile bilmiyorsunuz. Akrabası olarak gelip burada beni 15 günde bir buluşmakla suçluyorsunuz. Ama telefon ediyorlar. Telefon ediyorlar. Söylüyorlar. Onların söylediğinde biz sana söylüyoruz. Benim de bir ailem çevrem var. Rezil olduğum kadar vallahi, oldum da. Aile, demek ailenin neyi bileydin böyle yapmaz. Yani o gün acaba hani onu şöyle kırmış olabilir misiniz? Ya niye aradın beni pazar günü? Yani arama diyorum sana. Yok böyle bir konuşma geçmedi. Hiç öyle sadece geçmedi. Bana Ankara'ya geliyorum dedi. İşim var geri gideceğim dedi. İşte görüşebilir miyiz? Bu da intihar edecek kişi lafı mı yani? Yok, Ankara'ya yani, geliyorum işim var. Söylediğiniz gibi bak konuşma süresi de belli Müge Hanım. Bunları da lütfen dikkate alın. Hayır yani böyle sen hani onda öyle bir depresif bir hale aldın yok, mı? Yok normal bir konuşma hali. Yani ben Ankara'ya geldim. İşim var geri gideceğim dedi. Şu ben durup dururken niye pazar günü deyince, intihar etsin? Gelemeyeceğim dedin o kadar. O kadar yani. Hocam hepsi bu. Baştan beri söyledim. Kitleyip... Evli olduğunuzu biliyor muydu? Biliyor evet. Ne zaman öğrendi? İlk başından beri. Yani konuştuğum 6-7 veya 8 aydır konuşuyorsak biliyor evli olduğumu. Bu beyefendi de aslında anlatmaya çalışmıştı. Hikmet Yalçınkaya. Hanımefendi 55 yaşındaydı. Feride Ercan 20 Ocak 2019 tarihinde kayıplara karışmıştı. Ailesi de aramak için Feride'yi gene bizim stüdyomuza gelmişlerdi. Sonra canlı yayına çıkar çıkmaz biz onun görüştüğü Hikmet Yalçınkaya'yı bulduk. Hikmet Yalçınkaya da kalktı geldi dedi ki hiç unutmuyorum belim ağrıyor belim ağrıyor. Burada kıvranıyordu böyle. Ya benim de belim ağrıyordu o kadar yani tamam fark ediyorsunuz bazen ben de belimi tutuyorum. Ama bütün günde böyle belin ağrıyor diye dolanmıyorsun yani. Hani koca adam. Bir de zaten beli ağrıyan adamın hem evde karısı var çoluğu çocuğu var hem nasıl internetten başka kadınla gezecek. Yani belin ağrıyorsa yatıyorsun değil mi? Neyse işte gelmiş Hikmet Bey de kendini anlatmıştı falan filan ama çok kısa bir sürede kendisi itiraf etti cinayeti. Ve dedi ki ben onunla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Daha sonra da eşime söyleyeceğini yani eşimden ayrılmamı istedi. Bu ilişkiyi eşime anlatmakla tehdit etti. Ben de onu öldürmek zorunda kaldım demişti. Hiç unutmuyorum hanımefendi sanırım Kırıkkale'deydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Hanımefendi Kırıkkale'de. Kırıkkale'de kendi ayağıyla Ankara'ya geliyor. Buluşuyor sevgilisiyle, arabada kavga ediyorlar, yumruk attım, öldürdüm. Ondan sonra da sabaha kadar yakmıştı. Yani elektrikli testere vasıtasıyla. Hatta demiştim ki hiç bu kadar vahşi bir cinayet görmedim. Çok etkilemişti beni o dönem. Efendim sonunda son duruşma görüldü, karar duruşması görüldü. Ve cinayeti kabul eden... Katil Hikmet Çetinkaya kasten adam öldürme suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aslında istenen ağırlaştırılmış müebbetti. Neden kasten adam öldürme ile cezalandırıldı? Onu da avukatı açıkladı. Bir haberimizi izleyelim. Müge Anlı'da çözülen bir cinayet. Bugüne kadar duyduğum en vahşi cinayet 6 saat boyunca yatmış. Öldürüp sobada yakmıştı, müebbet hapis cezası aldı. Programımızda ararken korkunç bir cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardığımız 55 yaşındaki Feride Ercan davasında karar açıklandı. Bana ilk önce dediği şey, sabah 9.30'da Kırıkkale'ye gittim. Ama başkalarına başka söz söylüyor. Ben pazar gün Feride Hanım'la buluşmadım. Bel fıtığı var bende. Ben evimde yatıyordum. Herkes de var bel fıtığı. Bu oyunu belini tutma. Benim de bel fıtığım var. Öyle olmuyor o işler. Boş ver. Hiç gerek yok yani. Yatsana arkana oturursun. Hikmet Bey'in dediği kelime, sabah 9.30'da gittim, bekledim. Gelmeyince 3.30'da geri döndüm. Yani yok böyle bir şey. Ben pazar gün Kırıkkale'ye gitmedim. Zaten senin gidip gitmediğin ortaya çıkar. Çıksın ben de istiyorum. Çıkmasını ben de istiyorum. İlişkiniz de sosyal medya üzerinden başladığına göre sosyal medyadan bir mesaj yazdınız mı? Neredesin? Ben şu andan itibaren dedim Feride Hanım'ı telefondan siliyorum. Sayfamı her şeyimi siliyorum dedim. Sildim attım o gün. Sayfamı her şeyimi siliyorum dedim. Sildim attım o gün. İşte aramadın neden aramadın? Demek ki o konuşmada bir şey oldu. Yani ne oluyorsa en sonunda sende bitiyor iş. 45 yaşındayım. 21 yıllık evliyim. Allah'a binlerce şükürler olsun. Harama uçkur çözmüş bir insan değilim. Suçum, günahım yok. Yani eğer bu suçsa... Vahşice katlettiği kadınla sosyal medyadan tanışıp yasak bir ilişki yaşadığını Müge Anlı yayınımızda ortaya çıkarmıştı.
Şimdi birinin de ben cep telefonu faturasını ödüyorsam, eğer o da benden başkalarıyla da görüşüyorsa benim ödediğim cep telefonu faturasıyla, ben bunun problemini yaratırım. Ben bir gün telefonla karıştırdım. Ateş lakabı beyefendinin. Evet, Instagram'daki hesabım Ateş'ti. Evet, doğru. Dün de Yalçın Kaya'ydı, öyle diyordum. Şu anda haklısınız. Her şeyi düşünmekle de haklısınız. Size de hak veriyorum. Doğum gününde gül ve pasta almışsın. Bak şimdi arıyorlarmış Feride Hanım'ın arkadaşları. Aldım ama bu doğum günü ha, gördüm önceden bak, de... Ha, çıkıyor. Şimdi bu program da öyle bir program. Evet. Evli olduğun için suçlusun. Ya evliysen bir arkadaş olamaz. Olamaz. Ya benim bildiğim 1,5 senedir sen bu kadınla görüşüyorsun. Sene olmadı. İlkin söylemedi. Sizin tehdit mekanizmanız hele çok açık. Karına söylerim. Eşin duyacak diye korkuyorsan Kırıkkale'ye gittiyse gittiğini söyle. Bak Müge dedi dersin. Biliyorum. Ben arkadaşça konuşuyorum. İzah ettim bunu. Bu konuşmayı keselim. Bir gün yakalanırsa benim yuvam dağılır. Kesinlikle söz veriyorum, yemin ediyorum aramayacağım dedi. Şüpheleri üzerinden atmaya çalışan Hikmet Yalçınkaya daha fazla kaçamayacağını anlayınca cinayeti itiraf etmişti. Programa katıldıktan sonra daha fazla saklayamayacağını düşünmüş, cinayeti itiraf etti. Ben öldürdüm dedi. Gerçekten bugüne kadar duyduğum en vahşi cinayet bile diyebilirim yani. Hanımefendi sobada yakacak kadar küçük parçaları ayırarak 6 saat boyunca yakmış. Yani Hikmet Yalçınkaya tutuklanarak Sincan cezaevine gönderildi. 3 günün içinde bulundum. Allah bir değil bin kere razı olsun hepinize. Yalnız yaşayan 55 yaşındaki kadınla Ankara'da buluştuktan sonra öldürüp köyüne götüren Hikmet Yalçınkaya, burada elektrikli testereyle parçaladığı Feride Ercan'ı evdeki sobada yaktığını anlatmıştı. Tek tutuklu sanık olarak yargılanan Çetin Kaya için mahkeme, kasten adam öldürme suçlamasıyla müebbet hapis cezasına hükmetti. Valla ister saklayın, ister bölün, biçin, yakın. Yani gerçek yine ortaya çıkıyor. Bence hiç bunlara gerek yok. Az önce dediğimiz gibi öfke kontrolü. Feride Ercan avukatı Tolga Ulaş, mahkeme heyeti eldeki maddeyi delilleri göz önüne alarak... şimdi şöyle söyleyeyim. Avukat dedi ki indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet uygulansın. Zaten hani bir de bu kadını hem öldürdü hem böyle yok etmek yaktı. İçin bir çaba içine girdi, yaktı. Fakat hakim tutukluluk süresi içinde şöyle yaptı. Hiçbir pişmanlık göstergesi sergilemediği için indirimsiz olarak cezalandırılmasına karar verdi. Fakat şöyle düşünmüşler. Demişler ki önce öldürmüş, yani arabanın içinde öldürmüş, daha sonra yakmış. O zaman bu canavarca işlerle istenmemiş. Yani canlıyken böyle bir şey olmadığı için... ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmedi. Müebbet verildi. Ama zaten... ayrıyeten ölü cesede de eziyet etmenin ayrı bir cezası da var. O da ayrı. Yani herhangi bir... O burada yer almamış. Evet, o ayrı konu. Şey de evet. Diyor ki, avukat da diyor ki Hikmet Yalçınkaya'nın arabanın içinde tartışırken Feride Ercan'ı yumruklayarak öldürdüğü ve öldüğünü anlayınca cesedi yok etmek için parçaları ayırıp yaktığına kanaat getirildi. Bu yüzden ağırlaştırılmış müebbet değil, müebbet hapis cezası aldı. Katil zanlısının hiçbir duruşmada ve tutukluluk süresinde pişmanlık göstergesi sergilemediğinden indirimsiz ceza almasına hükmetti. Biz müebbet hapis cezası kararından dolayı mutluyuz. Bana da teşekkür etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Tolga Ulaş'a, sayın avukatımıza. Tabii enteresan yani. Hani bu, zaten bir şey söyleyeceğim. Bütün bu parçalayıp öldürenler öldükten sonra yapıyor bunu. Evet. Ölmeden önce yapmak yani. Yani canlı olarak değil ki. He. Öldürüyor. Yani yaptığı suçu ortadan kaldırmak, gizlemenin cezası ağırlatılmış müebbete zemin hazırlıyor. Hayır, ya bu zamana kadar canavarca hislerle adam öldürme kararları yanlış alındı. Yani şöyle yanlış alındı. Ya bu karar yanlış ya onlar yanlış. Hayır, yanlış demeyeyim de tabii ki bu hakimin takdiridir. Hani bizim evet. Ona bir şey söyleme şeyimiz yani yok zaten ama. Zaten ya boğuyor sonra cesedi yok etmek için parçalıyor. Ya tabancayla vuruyor sonra yine eline alıyor. Geçenlerde bir baba öz kızını gazetelerde okuduk. Parçalamış, kolunu bir tarafta bir çoban görmüş. Sonra da buzdolabında maalesef çıkmış. Evet. Yani ona da yine ağırlatılmış müebbetle dava açıldı. Başta illa... Hayır, demek ki ben yani biz şimdi
farklı yani karar okuduğumuz için biliyorum. Evet. Şeyi okumadım yani kanundaki yerini. Hı. Acaba bu canavarca hislerle adam öldürmek yani hayattayken mi olunca? Yani canavarca işleme işte birden fazla bıçakla darbeleme. Birçok yani bir tek darbeyle yetinmeme. Hı. Yani benim aklıma canavarca hisler gelince açıkçası evet, öldükten yani sonra da yapılanlar... Vahşet tablosu içerisinde eziyet çektirerek yapılan işlem. O yüzden canavarca. Burada ağırlatılmış müebbet olmamış. Neyse evet. Gene işte o da bir de itiraf da etti ya, onun da etkisi var. Kendisi gitti itiraf etti. O da herhalde oluyor. O da biraz mahkeme sebebi. Heyeti üzerinde olumlu şey, mahkemenin tafsirinden istifade ediyor. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi, bu da pisi pisine katil oldu. Bak pisi pisine bir kadın öldü. Bu adam da pisi pisine katil evet. oldu. Geldi burada ağırladık. Şey yani nasıl söyleyeyim? Ya olayların dizilimine baktığınızda. Hayır yani normal bir adam böyle ha, hani. Evin var, karın var, çocuğun var otursana. Nasıl diyeyim böyle hırt bir adam değil yani normal. Eşi çoluğu çocuğu olan işi gücü olan bir adam. Görüntü itibariyle de efendi. Sakin efendi gözüküyor. Giyimiyle kuşamıyla bir itimat terkini neden bir havası da vardı. Evet öyle terbiyesiz şey bir adam evet, değil. Evet yani. Evet. Şimdi gidiyorsun sen 40 yaşında adamsın. Kaç çocuk babası adamsın. Başında saç kalmamış. Ateş diye kendine lakap takmış. Artık ateşin mi kalmış senin? Çoluk çocuk sahibi adam. Geldin burada belini tutuyorsun. Ondan sonra gitmişsin internetten. Ama bak gülmeyin doğru söylüyorum. İnternetten neredeyse yani ablası yaşında annesi olabilecek bir kadınla tanışıyorsun. Şimdi senin ne işin var? Git onun telefon faturasına ya da görüş bilmem ne yap. Evde gül gibi karın var, çoluğun çocuğun var. Onlara harcayacağın parayı sen şimdi niye onu harcıyorsun? Sonradan da şimdi Feride Hanım tarafından da bakacak olursak o zaman da söyledik. Senin ne işin var? Evli çoluk çocuk sahibi, kardeşin yaşında adamla. Bu internetten nereden bulursunuz, tanışırsınız? Biriniz Kırıkkale'desiniz, biriniz Ankara'dasınız. Sen gel, bunlar bir araya gel. Şimdi bu adamın da ben çoluğuna çocuğuna üzülüyorum, karısına üzülüyorum. Kadıncağıza da üzülüyorum, Allah rahmet eylesin. Tabii. Başka bir çözüm yolu yok muydu? İnternetten yani, hadi madem ki bunları internetten tanıştık, Kırıkkale'ye geldik, gittik. Öldürmek dışında başka türlü bir çözüm yolu yok muydu? Var tabii hocam. Var ama işte tabii. Orada da diyor ki adam benim tabii de karıma var. Söyleyecekti, yani yuvam bozulacaktı. Değil ki. Öldürmeyi bir çözüm olarak düşünmemek lazım. Haklısınız. Ben evet. size katılıyorum. Çok doğru. Öldürmek diye bir şey aklınızdan geçmemeli. Gayet tabii. Gayet tabii. Fakat yani böyle bir muammayla karşı karşıyaysan eğer sağlıklı bir şeyler düşünsen evet. böyle bir yola tevessül etmezsin. Ha bir de ben şu bazı adamları da anlayamıyorum. Yani gidiyor her altı karıştırıyor. Sonra diyor ki aman evdeki karım duymasın. Şimdi sen evdeki karın duymasın istiyorsan her altı karıştırdıktan sonra duymasın demeyeceksin. Hiçbir şey yapmayacaksın o da bir şey duymayacak. Olan şey duyulur. Bugün duyulmasa duyulacak. Yarın duyulur. Tabii. Gayet tabii. Şimdi, duyulduğu zaman da haklı olarak evdeki kadın da isyan edecek. Evet. Yani ya eline sağlık. Hayır yuvan bozulmasın diyor ama sen zaten o işlere girdiğinde yuvanı dağıttığının adımını atmışsın dağıtma adımını. Evet. Şimdi ne oldu? 55 yaşında hanımefendi o da gayet de düzgün bir kadınmış burada işlemiştik yani. Şimdi ne oldu? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda da birine öfke besliyorsanız falan ya kardeşim bunun sonu iyi değil yani. Bu nasıl bir saçmalık? Herkes otursun şöyle bir... Hı. Alsın elini, başını ellerinin arasına bir düşünsün. Yani günde biz, yani bir sürü şiddet ve cinayet olayıyla karşılaşmaktan artık fenalık bastı. Yani öldürmek dışında başka yollar olduğunu da bilmek lazım. Evet ve oraları da aramak lazım. Aramak lazım, düşünmek lazım. Biraz alın elinize ne bileyim bir evinizde, köyünüzde bir badana yapın, bir taş döşeyin. Bir boyayın bir tarafları falan. İnsanın da bir enerjisi var ya şimdi. O enerjiyi i̇şte de atmak lazım. Bir takım kişilik bozuklukları bunları yapmaz, yapamaz. Yapmıyor mu? Ha. Yapmaz. Niye yapmıyorlar? Antisosyal kişilik bozuklukları bunlar. Toplumun kurallarına zıt gelen, ters hareketleri olan kişiler. Toplumdaki sayıları hiç az değil. Nereden anlayacağız biz de karşılaştığımızda hangisi antisosyal, hangisi sosyal falan? Nasıl kısa vadede anlamanız mümkün değil. Uzun vadede görürsünüz ne olduğunu. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.